İyi akşamlar sayın seyirciler. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de Türkiye'nin gündemi programıyla karşınızdayız. Konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Bugün bir filemiz var. Fethi Açıkel yoğun programından dolayı aramızda değil. Evet Fethi Hoca. Haftaya onu da tekrar aramızda göreceğiz galiba. İnşallah. Evet ama bugün baş başayız. Şimdi aslında ekonomik gündem çok yoğun. Türkiye'nin ekonomik gündeme de odaklanması lazım. Çokça da konuşacak şey var ama bugün tabii bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargı reformu paketini açıklaması biraz gündemi değiştirdi açıkçası. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade özgürlüğünün ve tutuklama tedbirinin ölçülü olması için adımlar attıklarını iddia etti. İnternet üzerinden ifade özgürlüğüne atıfta bulundu ama şimdi bütün bunları söyledi Cumhurbaşkanı. Ama biz bir taraftan da bakıyoruz ki tutuklu bir sürü akademisyen var, gözaltında akademisyenler var. Gözaltı süreleri var, tutukluluk süreleri var ve gazeteciler var. Yüzlerce gazeteci cezaevinde ve tutuklu. Hatta Kadir Gürsel dün yine cezaevi yolu görünmüştü. Herkesin ortasında bir kelepçeleme durumu oldu. Ardından denetimli serbestlikle serbest kaldı diyelim. Serbest kaldı denmez ama en azından cezaevinde değil. Şimdi... yargı reformu paketi diyoruz ama bu bir yargı reformu mu? Yani buna reform demek doğru mu? Yoksa deforme bir durumdan mı bahsediyoruz? Yani deforme olmuş, daha da deforme olacak bir durumdan mı bahsediyoruz? Nasıl değerlendirmek lazım? Ya öncelikle şimdi ben bugün bu açıklandığında ne oluyor diye şöyle bir baktım. Kimse inanmıyor. İnanmasını da beklememek lazım. Yani bu bir ön yargı değil. İnsanların çok önemli bir Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yönetimi hafızası var. Yaşadığı olaylar var. Bu tecrübelerinin üzerine bu gelince tabii ki şey var. Büyük bir rezerv konulmuş durumda bu işe. Ya her şeyden önce bir işin usulü esasının önüne geçer. Şimdi bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tip temel reformların yapılması gereken bir yer. Oraya da gidecek galiba değil mi? Ama gidecek ama yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç konuşulmadan bütün teknik detaylarıyla birlikte Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığında zaten yürütme yasamanın temeline, yetkisine tecavüz etmiş oluyor. Şimdi bir tür bir anayasa ihlaliyle başlayan bir süreç bu. Ama yani insanlar geriye dönüp baktığında Tayyip Bey'in siyasi hayatında Türkiye'ye çok acılar çektiren hukuksuzluklar var. İlk hukuksuzluk örneği kendi işte başbakan oluşundan itibaren bazı davaların kapatılmasıyla başladı. Ama asıl hukuksuzluk Ergenekon, Balyoz davalarıyla devam eden hepimizin hafızalarında taptaze diptir duran o hukuksuz dönem. Yani o hukuksuz dönemin Türkiye'ye verdiği zararı hala telafi edebilmiş değiliz. Mümkün de değil, çok zor. Yani biz bir şeyi yaşarken sadece bir takım insanların acı çektiğini düşünüyoruz. İşte Silivri'ye atılan komutanlar, hayatı karartılan 2-3 bin insan değil. 81 milyon insan onun hala acılarını çekmeye devam ediyoruz. Bu 15 Temmuz darbesi onun bir parçasıdır. İkinci hukuksuzluk örneği 2010 referandumu. Hatırlıyor musunuz? Tabii. Yani orada hakimler ve savcılar yüksek kurulunun göz göre göre Fethullah Gülen cemaatine teslim edilmesi, bizim bunları anlatmamıza rağmen bize komplocu denilmesi, askerci denilmesi, yani CHP yapılan o ağır hakaretler. Peşine geliyorsunuz referandum süreci. Yani bu ülkede yapılan referandum sonucunda halkın aldatılarak, kandırılarak ve korkutularak geçirilen o anayasanın zemininde bir hukuk reformu yapılamaz. Çünkü hukukun temeli anayasa hukukudur. Anayasanın temeli güçler ayrılığıdır. Şimdi güçler ayrılığının olmadığı bir ülkede ben hukuk reformu yapıyorum demek kimseye inandıramazsınız. Sonucu da olmayacak. Bunu göreceksiniz. Yani şimdi niye bu şeye ihtiyaç duydular? Birdenbire bir hukuk reformu yapalım. Çünkü ürettikleri koşullar, Türkiye'ye getirdikleri nokta artık onları çaresiz bırakıyor. Ekonomide, siyasette, yargıda, dış politikada bir çözüm bulunuyor.
kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bir can havliyle hareket söz konusu. Bugün sadece yargı paketiyle ilgili mesele değil. Bugün dış politikayla ilgili de önemli gelişmeler yaşandı. Evet. Ama iki gün sonra tam tersi gelişmeler yaşanmayacağını emin değilsiniz. Kim normalde garantidir? Evet. Tabii. Tam tersi gelişmeler de olabilir. Bunun çünkü Türkiye serbest düşüş içerisinde. Türkiye ekonomik olarak bir serbest düşüş içerisinde. Hani uçağın kontrolü kaybedip düşmesi gibi. Siyaset olarak serbest düşüş içerisinde. Kurumsal olarak serbest düşüş içerisinde. Dış politikada bile. Ahlaki olarak serbest düşüş içerisinde. Ve bu hepimizin canını yakıyor. Temel sorunumuz şu, Türkiye'nin aydın kesimi bunu, hepsi için söylemiyorum, ve Türkiye'nin sermaye, örgütlü sermaye kesimi, hatta Türkiye'nin emek kesimi, bütün bunlar olurken görevlerinin gerektirdiği kadar cesur davranıp halka bunu anlatmadılar. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi yalnız bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bireysel destekler veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlatmak istediğine, uyarmak istediğine bireysel destek verenler de çok ağır cezalandırıldı. Çok ağır cezalandırıldı. İşini kaybedenler oldu, tutuklananlar oldu, hapse atılanlar oldu. Şimdi bu anayasa zeminini uzun uzun anlatmaya çalıştık. Bu anayasa zemini bize çok zarar verecek diye anlatmaya çalıştık. Tabii zarar ekonomik olunca çok hissediliyor. Evet. Ama bu işin sonu ekonomik zarar. Gördüğümüz kurumsal zararı, gördüğümüz ahlaki zararı, genetik zararı çok hesap etmeden buralara gelindi. Güçler ayrılığının ortadan kalkması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeline kibrit suyu dökmekti. Onun için Cumhurbaşkanı'nın bu kadar güçlü olduğu, meclisin kolunun kanadının kırıldığı, yargının artık bir idari birime dönüştürüldüğü, hakim ve savcıların da bir kısmının buna boyun eğdiği bir dönemde oturup da işte fikir özgürlüğünden bahsetmek mümkün değil. Kadri Gürsel'i hatırlayın. Evet. O fotoğraf Türkiye'nin bir dönemini yansıtan fotoğraftı. Kadri Bey'in şöyle ellerini uzatması ki Kadri Bey çok nitelikli bir gazetecidir. Evet. Kadri Bey tam bir fikir emekçisidir ve Türkiye için de önemlidir. Kadri Bey gibi birçok insan da var. Artı bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan hukuksuzluklar. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde yaşananlar, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve 20 Temmuz'dan sonra yaşananlara 3 aşamalı baktığımızda Türkiye çok karanlık, çok hain, çok kanlı ve çok yıkıcı bir darbeyle karşılaştı, girişimiyle. Darbe girişimi aslında bu ülkede kısmen başarılı oldu. Ya. Çünkü darbe girişiminin sonucunda bu referandum halktan özgürlükleri çalınarak geçti. Bu darbe girişiminin bir ölçüde başarılı olması. Tarih bunu şey yapacak, önümüze koyacak. Darbeyle ilgili çok karanlık nokta var. Çok karanlık nokta var. Evet. Çok önemli isimlerin darbeyle ilgili açıklamadığı hususlar var. Bugün bunlar konuşturulmuyor. Bugün bunları konuşmaya çalışanlar suçlanıyor. Çünkü bu millet bu karanlık olayla ilgili bilgi sahibi olsun istenmiyor. Çok basit bir soru. Bunu mecliste de sordum ve hiç kimse cevaplandırmak istemiyor. 15 Temmuz darbe girişimi. Darbeden önce tam 15 Temmuz olması kaydını söylemiyorum. Evet. Bu devleti yönetenler, Cumhurbaşkanı dönemin Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Binali Yıldırım, Hakan Fidan ve Hulusi Erkar. Bunlar darbe girişimi olacağını biliyor muydu? Bütün Türkiye'nin yüksek sesle sorması gereken soru şu. Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Hakan Fidan ve Hulusi Akar. Darbe girişimi öncesinden orduda Fethullahçı subayların bir darbe hazırlığı içerisinde olduğunu biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı? Bu soru cevaplandırmadan Türkiye'de bir dönem aydınlatılamaz. Bakın o darbede can veren insanlar oldu. 2000'in üzerinde yaralı var. Ve o darbeden sonra bu ülkenin rejimi değiştirildi. Bunun acılarını çekiyoruz. Biz döviz kurusunda acısını çekiyoruz. Patlıcan, domates fiyatında acısını çekiyoruz. İşsiz kalarak acısını çekiyoruz. Dünyadan dışlanarak acısını çekiyoruz. Hepsi
başlattığı süreç. Onun öncesi de var tabii. Ama o darbe girişiminin manivele olarak kullanılması, ki ben darbe şeyinde gecesi, ben meclisteydim. Yani ölüm tehlikesine en yakın noktalardan birindeydik. Sadece ben değildim. AK Partili milletvekilleri vardı, MHP'li milletvekilleri vardı, bizler vardık. Ben o gece öleceğimizi düşündüm. Bir parantez açayım. Bizim o geceki meclisteki canımızı dişim koyarak ortaya yaptığımız direniş sonrasında bizim bir fotoğrafımız var. Zafer işareti yaptığımız. Yanımızda AK Parti milletvekili Sarı Muslu var. CHP'li milletvekilleri var. Bombalanıyor meclis. Ben de o resmi çekip yayınladım. Darbeye karşı zafer kazanacağız diye. Sarı Muslu da zafer işareti yaptı. Mahmut Tanal da, ben de, işte Tufan Köse falan da vardı. O resmi aldılar. Dediler ki işte darbe taraftarları. Evet, AK Parti şey, yani de AK Parti seçmeni için söylemiyorum. Ha. AK Parti tarafından beslenen troller tarafından darbede sığınağa sığınmış, darbe başarılı olsun diye zafer işareti yapıyor. Şimdi bir ahlaki deformasyon. Orada bu ülkenin demokrasi için ölmeye gitmişiz. Meclis bombalanıyor. Üzerimizde tavandan mesela bomba attıkları an şöyle yarım kiloluk bir parça 4 metreden düştüğünde kafanıza düşünün yani. Toz duman içindeyiz, nefes alamıyoruz ve her tarafımızda çatışma var. Tabii sonrası zaten gösteriyor. Ama bunu bilerek ve isteyerek, sırf bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili küçük düşsün diye, insanları kandırmak için aylarca, varsa belki o resmi de görebilirler, aylarca bu resmi gösterdiler. Görüyor musun? Ahlaki çöküntü, vicdani çöküntü. Şimdi hep beraber biz darbeye direndik. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin o meclise girip demokrasiyi savunmasa az buz bir şey değil. Tabii ki. Bakın, biz gece 12 gibi, 10 gibi genel merkezde buluştuk. Uçaklar iniyor kalkıyor, tam durumu anlayabilmiş değiliz. Genel başkanla iletişim kuramıyoruz, genel başkan uçakta. Durumu anlamaya çalışıyoruz. Ve baktık ki bir darbe girişimi var. Ne oluyor, kim yapıyor, niye yapıyor anlamış değiliz. Sonra genel başkanla telefonda ulaştık. Genel başkan dedi ki arkadaşlar, Ankara'da olan milletvekilleri derhal meclise gidecekler. Yalnız tehlikeli bir durum söz konusu. Yani şeyden, mahiyetimizdeki personelin canı tehlikeye girmesin. Ama milletvekilleri meclise gidecekler. Biz o gece şoförler, Özgür Özel de yanımda. O da Ankara'daydı, Manisa'da değildi. Şoförleri gönderdik. Bir tane üçümüzün beraber aldığı bir Volkswagen'imiz vardır, kaplumbağamız. Ben, Veli, Özgür beraber aldık. Hepimizin öğrenci şeyiymiş, hayaliymiş. Üçümüz bir araya gelip bir sarı Volkswagen almıştık. Araçları falan da gönderdik. O sarı Volkswagen'a bindik Özgür Özel'le. Genel merkezden şeye, meclise. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyoruz. Hiç unutmam, yolda bir video çekmiştik. O videoyu da güvendiğim birine WhatsApp'tan attım. Bir sürü vasiyet, yani şuraya gidiyoruz, başımıza bu gelebilir. Videoda duruyor. Ama bu ülkedeki demokrasiyi savunacağız diye. Şimdi yolda giderken bir ses geliyor tabii şeyde. Havadan. Böyle bir 250 metre önünde yolda dumanlar çıkıyor. Sonra anladım ki yukarıdan ateş ediyorlar helikopterde. Özgür çok sakin tabii. Özgür Özel o zaman çok sakin. Meclise gittik. Arabayı park ettik. Ve o gece sabaha kadar, bir ara biliyorsunuz TRT ile geçirildi. O gece AK Partililer yanımızdaydı. Diyorum ya, hani bunu anlatmıyoruz ama bu kadar yapılana sessiz kaldıkları zaman çıkıp anlatmak zorunda kalıyoruz. O gece bize AK Parti'nin üst yöneticileri neler söylediler, ne itiraflarda bulundular. Hatta genel başkana da, Kemal Kılıçdaroğlu'na da benzer bir takım iftiralar atarak. İşte diyorum ya, darbeyi geçiştirdikten sonra. Şimdi biz meclise girerken yolda tek tük insanlar görüyorduk. Tek tük insanlar. Gece 12-12.30 gibi. Şeyden, genelkurmaydan ateş açılıyor falan filan. Öyle çok kalabalıklar falan yoktu yolda biz geçtiğimizde. CHP'nin meclise girişi darbenin, darbecilerin psikolojisini bozan en önemli faaliyettir. Ve oradan Özgür Özel'in çok tarihi bir konuşması vardır. Kürsüden yaptığı. Ve meclis bütün milleti darbeye karşı direnişe çağırınca meclis bu yüzden bombalandı zaten. Ve insanlar parti farkısı gözetmeksizin sokağa çıktılar. Bu millet bastırdı bu darbeyi. Yani sadece AK Partililer falan bastırmadı. Bütün millet sokağa çıktı. Şeyde, darbe araştırma komisyonunda gelenlere bakıyorum. Sonradan tabii AK Parti çok sahip çıktığı için şey olabilir ama birçoğu